Evet efendim, Ali ile aramızda hoş geldiniz. Müsaadenizle bugünkü programı birazcık kendim için yaptım diyebilirim. Tanımak istediğim, sohbet etmek istediğim, uzun uzun konuşmak istediğim, hakkında bilgi sahibi olmak istediğim çok değerli konuklarım var bugün. Eminim siz de onları çok merak ediyorsunuz. Bizim diyalogumuz nasıl geçecek onu da merak ettiğinizi düşünüyorum. Lafı uzatmıyorum, sözü onlara bırakıyorum efendim. Ali ile aramızda başlıyor. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Hemen Gökhan'la başlamak istiyorum. Yepyeni buyurun. Bir single var ama eski bir şarkıyla yine sevenleriyle buluştu. Doğru söyleyebildim evet, mi? Doğru bazen abi. Çünkü 2010... Baltayı taşa vurabiliyorum. Estağfurullah. 2014 yılında çıkmış bir albümün içinde olan bir şarkı. Kalbimden bahsediyorsunuz herhalde. Evet. Yok en baştan albümde yer alan En baştan kalbim, albümde evet, yer alan Kalbim şarkısını. Bizim böyle bir organik diye bir stil, bir kayıt şeyimiz oluştu Serkan Öçer'le beraber. Merak ediyorum. Ya şey aslında akustik bir sound da ritim aletlerini bayağı enstrümanlar değil de işte mesela gitarın arkasına vurarak işte bilezikle şık 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 yaparak işte ne bileyim arkasına gitarın A4 kağıdını koyup şş diye ses çıkararak falan o şekilde bir şey yaptık ritim, bütün ritim kompozisyonlarını. Öyle bir şey yapınca da hoşumuza gitti. Onun adına da organik koyduk işte öyle. Tam Ezoluk'muş benim ya, kardeşim. Durum yok artık. Maliyetler yükseldi. Yani enstrüman bulamıyorum. Şimdi organik olunca daha pahalı oluyor ya. Evet. Bunu da o müzik sitelerinden dinlerken daha fazla ödüyorsun. Aynen. Bir şey, bir şey söyleyeceğim. Evet. Aynen. Tip iyi olmuş ha. Teşekkür ederim abi. Yani ben de takip ediyorum. Sen devamlı böyle seviyorsun oynamayı. Bir proje, uzun... projeyle mi ilgili yoksa? Yok, bir gün sıkıntı. Yani 40 yaşında sakalımı keseceğim diye kendi kendime zaten düşünüyordum. Kendi doğum gününde değil, eşimin doğum gününde bir sabah böyle uyandım. Dedim artık keseyim yani sakalımı. Ya bu eş şerefine olan bir şey. Yani. Yani öyle oldu. Onun doğum günü. O da bilmiyordu zaten. Onun doğum gününe gittiğim zaman gördü. Böyle adama yani, yakışıyor abi. Ufaktan böyle bir yakışıklı olunca şimdi her türlü şimdi bu da 9.0. Ben yaptım kim bilir versiyon, nasıl diyorum. Yeni versiyon. Estağfurullah abi sen her adam zaman yakışıklı. Adam bir sakal kesiyor altından Freddie Mercury çekiyor. Ya hoş geldin vallahi. Abi çok eyvallah teşekkür ederiz. Biz de ailecek çok seviyoruz bu arada abi seni. Teşekkür ederim. Yani ben de sen dedin yani tanışmak istediğim, konuşmak istediğim çok memnun oldum o yüzden. O kadar güzel şeyler duyuyorum ki hakkında. Eyvallah. Gerçekten bir arada olmak istiyordum. Bugüne teşekkür ederim abi. Denk geldi o yüzden mutluyum. Devamlı güzel şeyler duyuyorum Gökhan'la ilgili. Doğru ben, mu? Gerçek doğru, doğru söyle. Ben de o şahitlerden biriyim canım. Yıllardır tanırım ve şikayet almadık. Evet sen senle de konuşalım bir an önce açalım çünkü evet, boğulmak üzeresin evet, herhalde. Evet ben de öpçek gideceğim. Sen boğulmadan bütün soruları sorayım sana. Ya stüdyoda rahatlıkta böyle bir şey abi. Adam stüdyoyu biliyor. En moralimin bozulduğu şeyler yani böyle heyecanlandım. Böyle stüdyoyu iyi bilen, program yapan, işinde iyi adamlarla bu işi yapmak çok zor oluyor. Şimdi biz esnafız hocam böyle şeyler için. Bu arada çok basit diye adlandırılan ama harika bir stüdyo burası. Birçok şey olabilen bir stüdyo biliyorum ama senin için yapılan bu dekor da çok hoş. Yani özendim gerçekten. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim evet, geldiğimiz için. Çok teşekkür ederim. Şu an beni endişelendiriyorsun. Niye mi? Bilen diye. Yok yok. Öksürük olabilir. Şimdi bak abi nasıl başlayayım? Sen kendine şöyle diyormuşsun. Sandırıcı, iknatör, iknatör. Niye kendime diyeyim? Şiirbaz, anlatıcı. İknatör, sandırıcı. İknatör. Evet. Yani bir herhangi bir şeye ikna edebilen demek. Israr etmem, ikna ederim diyorsun. Sandırıcı. Evet Aslı hoş helal geldin. Hoş geldin. Yalan değil. Aman. Ya, benden bu konuda benden daha iyi olduğu için ona böyle bir suyuna bir şey koyduk. Estağfurullah canım. <yani. gülüyor> Suyuna bir şey koyduk. Ay neremsin? Allah ne oldu ya benim. Tam dedim size karıştırdım. Abi bunlar benim uydurduğum kendimle ilgili ve aslında sektörde tavsiye ettiğim meslektaşlarımın da zaten yaptıkları bir büyü aslında bu. Yapabildiğimiz şey. Sen de ben de yani arkadaşlarım da seyirci sıfır noktasından bir noktaya ikna ediyoruz. Ben gülümsetmeye ikna ediyorum. O hüzünlenmeye ikna ediyor. Bir şekilde yaptığımız işin temelinde bu var zaten. Doğru yapıyorsun. O alkışın tarifi benim bu ikna kelime. Töre de kendim eklemiş. Yapıcı anlamını iknatör. Kendime ediyorum. Sandırıcı ile ilgili de sadece karşı cinsel açıklama yapabilirim. Sana yapamam. Yap. Yap.
Hadi bakalım. İşte. Çok güzel yaklaşık. İşte. Aslı Bekiroğlu bir kelimeyle, kısacık bir kelimeyle kendini tanıtmış oldu. Bekiroğlu nereden tanıyorum? Stüdyoya damgasını vurdu. Instagram hadi. Canlandı gibi oldu biraz. Sadece evet karşı cinsti. Buyurun yap dedi. Şimdi Sandır'ı şu şekerim. Biz erkek olarak birilerini kandırmak zorunda kalabiliyoruz bazen. Pis insanlar da var içimizde. O kandırmayı ben çok böyle adil bulmuyorum ama sandırmanın taraftarıyım. Farkını edersen kandırmak için kolundan çekersin. Sandırmak da sahneyi gösterir. Bak ne yaptım sana. Ha anladım. Evet. Teşekkürler. Sandırabildin mi? Bir tur daha öksüreceğim ben şurada. Geçmedi. Bana geçmedi. Hiç böyle bir sandırıcı oldu mu hayatında? Bu şey hiç yok, hiç sandırılmadım ben açıkçası. Tanıdığım ilk sandırıcı kendisi. O da bir şey izin verdi. Boğazı izin verdi. Son sandırmasını yaptı diye. Bak Aslı demiş ki hep ünlü olmak isteyen şımarık küçük bir kız çocuğu muydun sen? Kim demiş bunu ya? Sen. Aa. Ama şımarık sayılabilirim tabii. Hep yani de ünlü olmak istiyordum. Ha, evet şımarık derken illa böyle hani filmlerdeki kötü şımarık kız anlamında değil. Ama tadında bir şımarıklığım vardır tabii yani. Bence bazı kızlara yakışıyor küçük böyle tadında bir şımarıklık. Bence de. Hep mi hakikaten ünlü olmak istedin? Hep küçüklüğümden beri. İlk dansöz olmak istemekle başladım. Ha, Kral şey TV'yi izleyerek. Ondan sonra şarkıcı olmak benim istedim. Benim kardeşim de küçükken ya dansöz ya veteriner olmak istiyordu. Allah Allah. İkisini de olmadı. Baktı yani bir insan ikisini de isteyemez diye düşün. Bambaşka bir şey oldu. Sonra konservatuara gittim şarkıcı olmak için. O sırada Vine çekmeye başladım. Vine çekerken... Dur öyle değil. Şimdi bak şarkıcı da olmak istiyorsun ses evet. sanatçısı. Ne diyorsunuz? Oyuncu da olmak istiyorsun. Güzel şarkı söylüyorsun. Ben dinledim. Gayet dinledin mi? Yetenekli gayet. Siz birbirinizi tanıyor musunuz bir yerden? Şey, instrumanı çalıyorsun galiba zaten. Ukulele, arp, piyano. Harika. Olmuşsun zaten daha ne olsun? Ukulele mi çalıyorsun? Ukulele, arp, piyano. Arp'ı da duydum. Şimdi gireceğim. Şu Ceyhun'a konsantreyim. Benim iyi değil. Bir yandan da. Gelecek, gelecek. Şimdi şuna geçmek istiyorum. Mesela şarkıcılık için yapmışsın, okumuşsun, çalışmışsın. İyi misin? Hep burada bir şey yok. Abi çok özür diliyorum. Çok elimde olmayan bir şeydi. Aslında sorunuzu esmeyelim. İyiyim, ceketlenmiş. Evet. Ha, ceket. Evet, ceket attık. Yani tamam. Bünye alışık değilse cekete. Evet abi. Çok özür diliyorum, bölmeyeyim. Ya şey... Küçüklüğünden beri ünlü olmak istiyormuş. Ha, bu kızlar için bazı kardeşlerim çok tatlılar ki tüllerden kendisine gelinlik yapanlar, taraklardan işte şeyler, mikrofon yapanlar. Biz erkek çocuk olarak biraz da çok affedersin mal büyüyoruz. Biraz düz büyüyoruz. Onun o cibeleri tatlılıkları ve sahne sanatlarına yakınlıkları zaten aşikardır. Güzel bir kardeşimiz. Yeteneği de var. Hayırlı olsun. Ne olacaktı? Ne olacaktı? Şunu sorguluyordum. Evet. Küçükken şarkıcı olmak istiyor ama en başta dansöz olmak istiyor. Aa. Ünlü de olmak istiyor. Oyuncu da olmak istiyor ama oyunculukla şarkıcılık için çaban var. Evet. Dansözlükle ilgili bir şey yapmamışsın. Onu bir yerde bıraktın onun peşini herhalde. Tabii onu bıraktım. Onu çok çabuk bıraktım. Onun adına çalışmadım da hiç. Ha. O bir anda o küçük bir hevesmiş geçmiş gibi. Sektör araştırmasını yaptığın anda. Bıraktı. Onu bıraktım. Bir şarkıcı olmuş. Ne vazgeçirdi seni? Ne anda? Hiç inanın hatırlamıyorum. Ne isim mi istiyorsun? Tangeli beni vazgeçirdi falan. Yani yok onlar yüzünden girmiş bu işe. Kral TV'de izlediklerim böyle oynaylarken aslında atıyorum şarkıcının belki daha çok ilgi çektiğini ve asıl alkışı onun aldığını görmüş bir yerden. Aa bu daha çok ilgi çekiyor ben bu olayım. Gibi bir tamamen öyle İlgi menüye çekti. Bakarak ilerliyorsun yani. Güzel. Eskiden gazete ilanları vardı ya insan daha önce yukarı çıkacak. Aa turistler. En baştakine doğru devam ettin. İyi, güzelmiş. Peki hiç böyle bir şey tahmin etmiyordum dediğin anlar oldu mu yani? Yani ünlü olmak isteyen bir çocuk tamam da oldun. İlk şeyi hiç... Yani bu ünlülüğü hatta, böyle mi tahmin ediyordun daha doğrusu? Ya ilk tahmin etmeyen, beklemediğim şey bu ilk reklamımdı. Bir de ha, marka adını tabii, da veriyorsun. Tabii. Güzel. Ay çok eski ayol ne olacak? Anlaşması var abi. Türkiye'den çekildi. Bizi yak. Neyse bir dondurma markası var. Ne kadar ne anlaşmaymış. Evet. Bir dondurma markası vardı. Ben daha Vine çekerken lisedeyken mesaj atmışlardı. Bir de Vine'dan hani oradaki DM kutusundan atmışlardı. Biz babamla dalga geçiyorlardır seninle bir yerden yaklaştık. DM'lere babanla mı bakıyordun? Hayır DM'den babama dedim ki babiş baba çünkü... böyle bir şey var hadi gidelim. O da dedi ki uyduruyorlardır dalga geçiyorlardır seninle mundar ederler seni dedi. Mundar ederler niye ekliyor oraya? O genel kanıydı yani. Dondurma mı sakıncalı diye. Düzeller seni. Şimdi ne olacak bu dondurmanın reklamında hoş görüntüler vermeyeceğiz ya dondurma ne yapılır? Reklama çıktığında mı ünlü olduğuna kani oldun onu mu soruyorsun? Hayır ilk televizyona öyle geçmiş oldum. Anladım. Vine'da
medyadaydım, sosyal medyadaydım, televizyona geçişim oldu. Anladım. Çünkü, ben bana da öyle olmuştu. Çünkü şey yapmış, yani birkaç reklam gelmiş, ondan sonra ünlü olacağım sanmış, olmamış, auditionlara gitmiş, olmamış değil daha mi? Daha iyi olmuş biliyor musun? Ha? Daha iyi olmuş. Tabii. Öyledir çünkü biliyorsun Fatih Sultan Mehmet de önce sen padişahsın diyorlar, sonra geri alıyorlar, sonra nasıl bomba gibi geliyor. İşte aynısı. Aynısı. Wow. Benim de ilk aklıma örnek geldi. Dişi Fatih. Dişi Fatih. Sen de Fatih'tan Fatih Sultan. Hemen ben söyleyecektim, sen söyledin. Sakalın işte hep. Hazır açılmışken sorayım bir daha, ne zaman boğmaca gelir bilmiyorum. Bilmez ki, evet evet. Zeki Alasya, Metin Akpınar, Necat Uygur'un tiyatrolarını kasetten izleyip okul arkadaşlarına, evet, anlatmaya mahalleye yaparak öyle büyüyen bir Ceyhun var. Kat ettiğin yolu bugün değerlendirdiğinde nasıl bir sonuca varıyorsun? Geçen gün... Ta oradan gel buraya. Onu konuştuk. Ben ilk 12 Haziran 1986 akşamı Gerçek Anlam sahneye çıktım. Orada 10 yaşındayken, 10 yaşında. Evet, ilk defa kendi anneme, babam ve arkadaşlarına misafirlikte Zeki Alasya, Metin Akpınar'ın o papağan gibi tekrarladım. Niye güldüklerini bile anlamadığım şeyleri yaparken okul arkadaşlarıma da yapmaya başladım. Allah nasip etti. İkisiyle de tanıştık. İkisinin dudaklarından da sesinden de adımızı duyduk çok şükür. İkisi de samimi olduk. Benim için çok önemliydi. Allah rahmet eylesin Zeki abime. Metin abiye ömrüne bereket dilerim. Ben onlarla çok ilgili olduğum için bunların insanlarda bir etki yaratmasına, toplanmaları, bana iyi göstermeleri de beni, aa bu bir şey galiba gibi bir, hani şimdiden öyle anlamlandırıyorum. O gün çocuk aklıma tabii ki anlayamam ama en son okul arkadaşlarıma ben bunları yaparken arka sıradaki çocuklar, ya biz duyamıyoruz, tahtaya çık deyip beni halk tahtaya çıkardı. Tahtaya çık, evet. Onu gören öğretmenlerimizden Faik Şerbet Beyefendi de sen dedi hemen müdür yardımcısı değil mi? Müdür yardımcısı hemen dedi annen okula gelsin dedi. Ben dedim ki bu bir küfürse sizin de anneniz okula gelsin. Hayır dedi. Hani görüşme yapmam lazım dedi ve benim tiyatral bir eğitimle bu hayatımı geçirmesini tavsiye etti, takdir etti sağ olsun. Ondan sonra işte okulun son günü diğer çocukların da anne babaları geldi. Ve ben anneme, annem rahmetli bana söylediği için hatırlıyorum tabii şimdi, o zaman bilmiyorum. Şunu sormuşum anneme, burada kaç kişi var? Bir çocuk bunu niye merak eder ki halbuki? Çünkü ben o zamandan ekonomisini zorluyorsun. Bu arada kişi yapsam bu kaç kadar bir etse. Aynen. Bu arada başka çocuklar da yapacaklar zannettim. Ben ne yaptım pek farkında değildim yani. O günden bir fotoğraf da var. Hatta rejiye o fotoğrafı ileteceğim. Ne o zaman? Sahneye çıktım. Nasrettin Hoca'yı oynamışım biliyor musun ilk? Çok enteresan. Sonra ha bak şu an ekranda, buyurun. Aa evet, aa, o fotoğraf. Göndermişim ya, ne yaptım bilmiyorum. Evet o. Bu. Sakallısın değil mi sen? Evet, Mecit Karklı arkadaşım. Ben Mecit'e sinirlendim sahnede. Lafını unuttu. Okulda çalıştırmıştım. Babam da bana diyor ki oğlum çocuklara niye fırça atıyorsun sahnede diyor yani. Sahnede mi fırçalamışsın? Sahnede kızdım. Ya söylemeyelim kaldık yani. Bunu diyeceksin diyorum falan. Çocuk hakkında bir agresyon yapmışım. Orada babam çok kızmıştı. Böyle sanatçı olmaz olsun falan filan diye. Daha sanat tiyatrının başında eleştirmişti. Babam çok üzüldü bu işi yapmamla ilgili. Hani biliyorsun pek fazla para kazanamaz, aç kalır gibi bir olay var ya. Babamın, ondan dolayı bayağı bir yıprandı. Babası, dedem de babamın elektrikçiye girip çalışmasını istiyor. Mustafa amca. Evet. Mustafa dedem. Ama işte babam da bu yolu seçiyor. O da bir felsefe öğretmeni biliyorsun evet. Zaten hikayeyi. Bu işte bu vizyoner öğretmenler başımızdan işler açıyor. Ama işte cümle öyle geldi. Ne abi? Ya biz anne babalar genelde çocuklarının tabii ki çok iyi olmasını isterler. Çocukların iyiliğini isterler şüphesiz ama çocuğa da arada sormak lazım. Yani sen istiyor musun diye bu iyiliği. Değil mi? Ya şey 21 programını yapalı bugün bakıyordum da kaç sene olmuş? 10 evet. Küsür sene olmuş. Evet ya bitti. Ama hala karşıma çıkıyor. Bunun çok enteresan. Sen de ben, böyle işlerin vardır. Ben mesela hadi 2 sene önce bitmiş bana olsun da, evet, çünkü şeyindeyim. Bir de tekrar da yok. Aslında izlenen bir şey değil. YouTube'da da yayınlamayı tercih etmiyor kanal. Saygı duyuyoruz tabii ki ama unutulmadı nedense. Çok enteresan. Ben bu 21'in futbol dışında ne yapmak istiyorum biliyor musun? Dosyam var hatta, ismi de var rahmetlinin. Mesela Kemal Sunal'ın 21'i. 21 Kemal Sunal filmini oynayan oyuncular konuşuyorsun. Metin Akpınar 21'i. 21 sahnesi. 21 Şener Şen. Ben çok beğeniyordum onu. İnanamadım 10 küsür sene olduğunu. Oldu ya. Evet. Olacak daha mı ben dediğim konuk olacaktım. Program. Bu yeni yönetim böyle bir program tarzı yok. Talk show adına bir şey yapmıyor şu anki Bein Sports. İsterse yaparız ama ben yani peki, vefat edene kadar yapabilirim. 21'i bulan sen misin? Hayır. Bu çok enteresan abi. 21 çünkü o sayı senin için çok önemli. 21 benim çok önemli. Bak kolumda da yazıyor. Göstereyim. Burada 21 yazıyor. Bu benim bulduğum tek 21. 21 beni hep bulmuş. Ben 21 yaşımdayken annemle aramda 21 yıl olduğunu öğrendim.
Yani annem beni 25 yaşındayken doğurmuş, dünyaya getirmiş. Ondan sonra kendime bir şifre yaptım, kendime bir şiar edindim. Hep karşıma çıktı. Nasıl çıktığını bir hikaye anlatayım size. Sıkıdır. 21 programı tam 4,5 sezon sürdü. Çok büyük ödüller ve takdirler aldık. Büyük bir ekip vardı orada tabii ki. O ekibin çok kıymetli çalışmasıyla beraber çok iyi programdı. Ve ben o programı sunmaya... Herkes zannediyor ki ben 21'le bir ilişkim var ya. Program adını ben koydum. Abi programı sunduğumda program 27. programdı. Tanem Sivar'la Melih Gümüşbıçak sunuyordu programı. Vardı yani zaten. Allah. Evet abi ama beni çağırdılar gelsen sun diye. Çok enteresan. Evet bu arada Ceyhun'un herhangi bir kartını bir şeyini bulup şifresini öyle 21-21 diye evet. denemeyin. O kadar şey olacağını sanmıyorum. Yani biraz daha tabii 3-4 yaratıcı olmaları aşamalı bir şifre kullanıyoruz. 21-42-63 falan. Beni şifremi edecekleri şeylerden çok mutlu olacaklarını zannetmiyorum. Yani o maceraya girmeye değmez. Hiç girmesinler abi. Evet Gökhan, konservatuar denemelerin oluyor. Denemelerden birinde şarkıyı unutuyorsun. Hı hı. Yani başarısız oluyorsun bu denemelerde. Yani bir gece önce ezberlediğim için ve konservatuar sınavına da çok erken gittiğim için biraz şey bir adamım ben, takıntılı bir adamım. Unuturum, eyvah unutacağım falan. Hala da mesela şarkı sözlerimi yani unutabilen bir adamım. Yani düşünce gücüyle kendini etkileyebiliyorsun. Evet, bayağı net bir şekilde etkiledim yani. Ya unutursam ya unutursam diye bütün gittiğim andan itibaren sınava kadar ki bu 7 saat... Hiçbir şekilde o şarkı... Sen Başak mıydın? Evet, Başak abi, Başak Memdi. Bir yerden Başak, dedim Başak. Bunu biliyorum. Bir de bunu dedim, rest gibi. Başak yani. Başak üstünü başını düzelt yani. Tertemiz olsun. Ya o 7 saat boyunca o şarkıyı söyleyince sınav zamanı geldiğinde şarkıyı pat diye gitti aklımdan. Tabii. Çok unuttum iyi. Yani. Bir hangi anda şarkı? Silindi yani. Söyleyemedin güzel... peki? Yok, İster Marş söylettiler bana. Yani onu da çok beceremedim çünkü yani şeyim gitti yani. Zaten moral unuttum yani, müziği unuttum yani o an. Okul şarkısı şeydi, Güzel Anadolu. Dağ, deniz, ova, çayır, sus, Allah güzel Anadolu. Bari hiç mi söyleme ya? Yani dedim ki hocalar şu anda ağlıyorlar. İçeri girdim, hocam dedim ben şu an şarkıyı unuttum dedim yani. Yok falan, o zaman İstiklal Marşı'nı oku dedi. Onu da çok böyle güzel okuyamadım zaten. Söyleyemedim. Evet. Ama ezberindeydi. Bitti yani. Evet, bütün benim şeyim falan gitti yani. Ne deşifre yapabildim, ne notu okuyabildim, hiçbir şey yapamadım. Öyle kaldım, çıktım bak, yani. Bak ondan sonra... Ona rağmen yedeklere kaldım bu arada. Ha, ya biri demek bir şey mi seziyor? Herhalde bir o heyecanımı, bence bu çocuk o heyecanla bir noktaya gelir belki diye düşünmüş olabilirler. Yani çok heyecanlıysa demek ki yani seviyor bu işi falan diye düşünmüş olabilir. Sonra Gökhan Türkmen gidiyor, endüstriyel yönetim okuyor. Ben bunlara çok gülüyorum. Kaydırma mı yaptın? Yanlışlıkla mı? Yok abi işte sınava, müzik sınavına yani ben müzik öğretmeni olmak istiyordum aslında. Marmara Üniversitesi... Müzik öğretim bölümüne, müzik eğitim bölümüne girmek istiyordum. Zaten ilk onu denedim. Bir aylık çalışmayla bir sınavı görmek için girmiştim ben o şeyi, şarkıyı unuttuğum zaman. Bir sonraki sene tekrar gireceğim falan diye. Sınava giriyorsunuz ya o zaman, ÖSS sınavında bir puan alıyorsunuz. O puanı almanız gerekiyor sınava girmeniz için. Ben o puanı aldım ama biraz yüksek almışım yani şeye göre. Endüstriyel yönetim kazanınca Kocaeli Üniversitesi yakın falan filan. Aile de işte şey diyor ya sana hani... Bir bilezik olsun oğlum, evet, bak evet. Normal bir okul oku, bir mesleğin olsun falan filan. Her şey uygun ailenin. Aynen için. Yani bu ben bir de... Bir işaret deyip belki de. İşte başkasının hakkını yemeyeyim, bilmem ne falan deyip gideyim dedim bari. İki sene nasıl olsa, iki sene sonra gelir tekrar konservatuar sınavlarına girerim falan ama... işte belki de o zaman girseydim, belki de kazanacaktım. Belki de bu noktaya gelmeyecektim, o da olabilir yani. Gittim okula, iki sene güzel de bir şekilde bitirdim, geldim. Sonra bir iki kere daha denedim. Opera bölümünü denedim, Mimar Sinan falan. Mimar Sinan için hazırlandım daha doğrusu. Sınavı kaçırdım ben sonra. Ya benim konservatuara girmemem için elimden gelen yapıldı yani. Hani. Ya öyle neydi işim? Sor, sen nasıl kaçırmış? Sonra... Nasıl kaçırdın peki? Abi şöyle oldu. Çok tuhaf. Yani? Çünkü Mimar Sinan, yani şöyle Mimar Sinan'dan biri beni çalıştırıyordu bu arada bir de. Yani oradan mezun olan sevgili Nazlı Deniz çok da iyi bir şancıdır. Onunla çalışırken yani şu zamana kadar... atıyorum 7 Eylül ile 13 Eylül arası olan sınav atıyorum 20 Ağustos ile 30 Ağustos arası olmuş. Ve bu ilk defa oluyormuş. Yani Nazlı Deniz de kaçırıyor hocam. Ben de dalıyoruz. Ve Mimar Sinan için hazırlanıyorum ben bu arada. Hani başka şey denemeyeceğim. Yani İstanbul Üniversitesi'ni deneyip işte Mimar Sinan deneyim hangisi olursa falan değil. Ben direkt Mimar Sinan için çalışıyorum. Çünkü Mimar Sinan'da okuyan arkadaşım var. Bas o da benim lise arkadaşım. O zaman işte çok sık beraber görüşüyoruz, ediyoruz, müzik yapıyoruz falan. Dedi ki okulda tenör yok dedi. Yani sen kesin dedi kötü olmasan bir şekilde kazanırsın dedi. Yani çünkü arıyorlar, tenör arıyorlar ve senin ses rengin çok iyi falan. Okula çok uygun
Tamam abi, beni gaza getirdi. Hayatımda opera izlememişim yani. Hatta beni Madame Butterfly'a falan götürdü. Hani bak dedi, biraz şey yap falan. Üfündürüyorlar operayı. Arada sıkılıp el ele böyle kaçtık yani oradan falan. O da sıkıldı falan. Gaza gelir misin tip olarak? Abi yok, öyle bir gaz değil benimki. Ben hani başak şöyle... Başak diyor ya. Yani hiç beni gaza getiremezsin. Ama ben de hoşuma gitmeye başladı. Anlattıkça, izlettikçe, dinledikçe falan. Harika. Abi çalıştım falan. İşte hangi şarkı yazılıyordum hatırlamıyorum şimdi. İtalyanca bir çok şarkı. Çok normal artık, alıştık hatırlamamana. Evet. Nessun Dorma mıydı? Yok. Boş, zorlama. Tip bu değil ki ya. Zorlama değil mi abi? Tanıyacaksın kendini abi. Kendini tanı. Bak abi, bana yaramıyor. Sınavı kaçırınca dedi ki hoca, İstanbul Üniversitesi'ne... Seni duymuyor yani. Oğlum bir şey kadar malzunda sırlaştı o. Gülmüyor artık bana. İstanbul Üniversitesi'ne gittin mi aynı İstanbul sene? İstanbul Üniversitesi'ne denedim işte. Yani kaçırınca dedim bari İstanbul'u deneyeyim. Ama yani o da benim için şeydi zaten. Yani öylesine gittim. Ya. Az kalsın yani, olamıyormuşsun sen. Abi işte yani belki bunları konser... işte evrenin verdiği bir işaret ya olarak bu görsen. İşte konser... Hayır yani şöyle yani. Ben hani dedim ki konservatuar yani okuyamayacağım ben galiba. Hani yani ben kendim dışarıdan müzikten hiçbir şekilde bunun yüzünden soğuma gibi ya da yani meğerse işte müzik yapmamam gerekiyormuş gibi bir kafaya girmedim. Yani konservatuar okumamam gerekiyor galiba benim. Dışarıdan bir şekilde bu işin eğitimini görüp kendimi yetiştirmem gerekiyor diye düşünerek öyle yapmaya başladım. Güzel mesaj alınmış. Gitar dersi aldım. Şan dersi zaten alıyordum, devam ettim falan. Sonra şarkılar yapıyordum zaten. Bu arada bunun senin ünlü gittim olmak gibi bir yok telaşın abi, işte da diyorum yok. Ya, müzik öğretmeni olmak istiyorum. Tabii telaşım. Yani. Umurumda değil. Aslı da mesela şimdi şarkıcı olmayı istiyor, tamam da öyle değil. Yani Rihanna, Beyoncé olmak istiyor. Stadyumlar şarkıları mı söylesin istiyor? Abi ben hiç... Yani şunun yarısı bende olsa var ya, evet, başka bir şey vallahi yapıyorum. Ben de öyle diyorum ya. Yani ben hiçbir yani şey olarak böyle kendini... Ya bir açıklaması var Ceyhun, diyor ki... Ya ben çok istemiyordum öyle ön plan çıkmayı. Fakat gitar çaldığım için ben mecbur gitar çalanı öne itiyorlar diye. Işıklar bana çarptı. Yani böyle kendini göstermeye çalışan, kendini gösteren, kendini göstermeyi seven, işte bir ortama girip hani herkes ona bakar, konuşur, bütün sohbet boyunca hani vardır ya o öndeki adam falan. Ben hiç abi tamamen yani dinleyen. Öyle mi falan tabii. Öyle bir adamım ama yani. Böyle bir adam hakkında ben de şahit olabilirim. Hiç şöhret olması gerekmeyen bir adam bu aslında. Yani bir normalde şöhretler şey yapar. Dişlerimi fırçalayın, arabam nerede falan. Öyle bir adam değil yani. Dişlerimi fırçalayın. Yani, öyle mi yapıyorsun? Bilmem ne. Yani öyle bir adam. Yani çok sevmem, evet. Ön planda olmayı çok seven bir adam değil. Ama çok düzgün. Bu adamlar da lazım. Rol model gençlik çok tatlı bence. Ben çok sahnesini izledim kendisini. Beraber sahneye de çıktık. Oradaki gösteren sevgi. Yani herhalde bu adama değil falan zannedersin ama hayır, o adam o sevgi. Değil mi? Ya hala heyecanlanıyorum ben yani mesela şu an bile mesela tabii. Aslında çok heyecanlıyım. Yani kamera falan şey da benim için çok böyle hadi sevdiğim bir şey değil yani. Ama bizi kırmadın. Eyvallah, her teşekkür zaman. Teşekkür ediyorum. Allah. Tevazuunu daha açıklanamaz. Başka bir durum var. Hakikaten harbiden öyle adam yani. Peki senin niye şeyin standartın bu Rihanna'lar? Ya hayaldir ya, kendi yani bunu... En nihayetinde. Ha, sen oraya koy da. Evet. Orada bulunsun hani. Hayallerimiz yükseklerde bulunsun. Peki iyi mi sesin falan gideriz. Tamam mıdır? Güzel söylüyor ya musun? Güzel diyorlar. Eskiden daha güzeldi tabii. Ne oldu yıllar içinde? Büyüdüm. Herhalde ne bileyim ben. Ergenlikten sonra kalınlaşırmış ya. Diyorsun. Ergenlikten önce konservatuvarda sesim böyle tam soprano tadında. Şimdi o kadar çıkmıyor mesela. Hmm. Yeni bir 2-3 oktav vardı. Şimdi 1,5. Bana kadar kaldı diyorsun. Git Gökhan'la bir bakın o zaman ya. Gökhan'la arada anlaşacağım ben. Şarkı yapacak. Gökhan dinledim ya, gayet güzel söylüyorsun. Yapımcılık var. Tevazu. Yapımcılık var. Yaşadıklarımı yaşamasınlar diye yapıyorum bunu gibi aynen bir açıklamam var. O da hoşuma gidiyor. Ne yaşadın? Ya abi aslında her sanatçının işte her bu işe duygusal bakan... Yani bu işte, konservatuara girme süreci, işe girme sürecinde de böyle oldu mu? Ya şöyle işte ben abi hayatım boyunca hiçbir zaman bu işi para için yapmadım. Yani bu çok net, hala da öyleyim. Ben heyecanımla birlikte bunu devam ettirip şarkı söylemek, işte şarkı yapıyor olmak... Bir de kazancın da buradan oldu mu, tabii, ne güzel. Ama öyle olur zaten. Yani bunu takmazsan kafana, bu yolda gidersen evet, zaten bir şekilde para gelir. Para kazanmaman imkansız işini iyi yaptıkça. Yani işimi iyi yapmaya çalıştım. Yaptığım şeyi düzgün yapmaya çalıştıkça o geldi zaten evet, bir şekilde. Çok şükür yani. Böyle baktığınız zaman hayatı, böyle duygusal olduğunuz zaman da... Önünüze ne geliyorsa bir şekilde güvenip imzalıyorsunuz. Yani hani tamam abi, olur abi falan filan.
Öyle olunca da bazı sıkıntılar yaşadım tabii ki. Büyük sıkıntılar yaşadım aslında da. Yani bunu böyle çok şimdi artık dillendirmeye çok çalışmıyorum açıkçası. Yani şey, işe girerken fark edilmek de var. Yani bu sektöre girerken sesi iyi, işte müziği iyi ama o kaynağı bulamıyor. Mesela sen o kapıyı da açıyorsun. Evet, yani elimizden gel. Ben daha çok o bakımdan evet, evet, anladım. Elimizden geldiği kadar onun özgürce müzik yapabilmesini, kendini iyi hissetmesini, bu işi neden yaptığını unutmamasını sağlıyoruz aslında. Elimizden geldiği kadar. Yani biz de çok böyle hani yani aslında GTR Müzik bağımsız bir şirket. Yani bizim arkamızda büyük bir şirket yok. Yani Gökhan Türkmen olarak. Evet evet, yani daha yarı amatör gibi. Aynen, yani ben de müzik sanatçısıyım. Bizim her şeyimizde hani ben bir sanatçı olarak başka, yapımcı olarak başka bir modelim aslında içeride. O yüzden de elimizden geldiği kadar işte yani biz de mutlu olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Stüdyomuz var, kayıt yapma olanağımız var. Yani yapmasını sağlıyoruz. Yani bu yapabildiğimiz. Yok, çok güzel şeyler duyuyorum. Ciddi bir imkan yaratıyor evet, sanatçılara. Işte, evet, çok mutlu. Ben de bir şey soracağım. Peki sor. Gitar çalmanın faydalarını gördünüz mü? Yani bir genç adam olarak ilk sandırıcılık, sandırıcılık oluyor. Evet. Sandırıcılık. Neydi, kaybettim onu araştırma. Çok sandırdım. Evde gitar varken daha mı çok bakıyor güzel kızlar? Elde gitar olmasa elinde sana bakarlardı. Bir de Ceyhun stüdyoda ama ne malzeme varsa onları kullanıyor. Gitar çalıyor, güzel kız. Çalınca güzel kız bakar. Köy yerinde ne yapacağım? Durumum yok. Abi bizim zamanımızda öyleydi. Şimdi gitar, herkes gitar çalıyor aslında. Kursalda etrafına toplanan insansın yani. Tabii şimdi o zaman çok... Akdeniz akşamları yaptın mı? Yani çok çaldım. Benim ilk çaldığım şarkılardan. Aslı'nın şeydi o. İlk çaldığım şarkılardandır yani. O zaman Ege vardı, Yaşar vardı. İşte Akdeniz akşamları, Haluk Leventler, işte Kıraçlar falan, işte hep böyle söylediğim Kenan Doğulu, işte Vedat Sakman, Bülent Ortaçgil, hep bu tarz şarkılar çalınıyordu. Ve o zaman bizim zamanımızda, yani ben 97 yılında başladım gitar çalmaya. Şimdi o zaman her önünüze gelen bir gitar bir şarkı çalamıyordu yani. Hani gitar çalan çok özel, aa gitar mı çalıyorsun? Hala öyle bence. Şimdi hani birazcık daha yaygınlaştı bu. Güzel de bir şey aslında. YouTube videolarının ardından çalman çalanlar. Tabii yani o zaman bir de mesela ben işte ilk Büyük insan parçasını YouTube'a yüklediğimde YouTube 2 senelikti Türkiye'de. 2-3 senesi vardı. Sen ilklerdensin. 5 milyon muydu? Kaç izlenmişti? Evet, 5 milyon izlenmişti o zaman. Dinlenmişti, izlenmişti. Şimdi zaten... Yani işte çok şükür hani güzel bir... Bir şey söyleyeceğim sana. Buyurun ben abi. Cevabını vereyim. Sen gitarın faydaları derken... Siz de enstrüman çalıyor musunuz abi hiç? Yok. Ben bileğimin hakkı... ben bakışlarımı... Ekmeğimi taştan... Gökhan, liseden beri değil mi eşinle sen berabersin? Liseden beri beraber değilim. Liseden beri dostum, arkadaşım olarak hep hayatımdaydı. Karıştırma diyorsun. Onunla 98 yılında tanıştık. Aa, aynen. Vallahi sıra arkadaşım Sinan benim. O zaman ben ona biraz yanıktım tabii de o bilmiyordu. Liseden sonra da birkaç sene devam etti ona karşı ilgim. Ama hiçbir zaman öğrenmedi. Sen gizli sevdin bir süre. Evet. Çok zordur. Ben yani çok iyi dostumdu, çok iyi arkadaşımdı. Onu zordur. Böyle açıklamak istemedim yani. Evet. Yani seni seviyorum, beni çıkar mısın falan. Kaybetmekten. Ah ya, zaman da geçiyor bir yandan. Geçti yani. Zaman sonra da ama... uzaklaştık. Yani uzaklaştık derken ben artık o hissiyatım kaybolmaya başladı artık. Yani tükendi yani şeyim. Pis, sonrasında da böyle bir yıllar sonra... Kız inandı. Sen kimin tarafındasın? Çok karışım. Allah Allah. Ben haklı tarafındayım kardeşim, erkek de olsam. Yıllar sonra bir yani 2-3 sene bir boşluğumuz oldu. 2 sene sonrasında tekrar bir araya geldiğimizde de beraber olmaya başladık. Ben hani evlenip çocuk yapalım dedim. O da tamam dedi. Ama böyle değil mi? Evlenip çocuk yapalım. Evet. 4 gibi müsait mi? Artık ama anlamıştır biraz, belki onun da ilgisi. Sen onu o zaman söyle yani yeni söyledim. O zaman hiç anlamamış yani. Ya anlamıştır belki de yani bilmiyorum işte. Ne diyecek ya? Anladım da ben seni. Yani evet şey tabii canım, ne diyecek yani? Sonuçta onun da hani sevgili. Oğlum amma arkasından koşulan kızın tamam. Ama şahane bir şey ya. Yok. Öyle demiştir. Böyle yapmıştır bunu. Çağırdım soralım abi bir gün. Bu ünlü olmadan önce mesela şarkı söylediğin, konser demeyeyim de şarkı söylediğin en tuhaf mekan neresi? Dönerci abi. Dönerci. Konser mi verdin peki dönerci? Konser vermedim yani, tek gitar öyle şey yaptım. Çok çaldım sadece enstrümantal. Ya şöyle oldu aslında, gitar dönerci olduğunu bilmiyordum ben. Ben o zaman işte tek gitar bütün mekanlarda çalıyorum. Bir yerden teklif geliyor. Bir arkadaşım diyor ki şurada çıkar mısın? Çıkarım. Burada çıkar mısın? İşte gitarist bir arkadaşım dedi ki bir mekan açılışı var dedi Kadıköy'de. Gider misin? Giderim dedim. Eskiden gittiğim Dörtler Dershanesi'nin hemen dibinde yani. Oraları da bildiğim için kötü bir yer değildir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşım da gitarist olduğu için bildiği için dedim ki böyle tamam okey abi giderim. Bir yarım saat çalacaksın dedi. Tamam dedim. Bir gittim abi, kapıda döner kesiliyor.
Hani emin olamadım ben hani falan, beni bekliyorlar falan, işte buyurun elimde gitar. Senin şarkılar mı? Yok yok, o zaman zaten bilinmiyorum ben. O zaman hiç bilinmiyorum. O zaman tek gitar çalıyorum bir yerlerde yani. Yani normal müzisyenim. Yukarıda dedi, hani mikrofon yok, sahne yok. Orada köşede birileri yemek yerken ben enstrümantal bir şeyler çalacakmışım. Hani o kadar gitar hakimiyetim de yok burada, enstrümantal bir şeyler ama çalacak bir şey kadar. Ne hoş, düşünsene dönerci böyle tecrübe bir şey istiyor. O da tecrübe işte, o da bir şey öğrenmiştir. Yani organik çalıyor. Abi hiç umurumda değil. Yani gelmişim oraya kadar. Ne yapacağım ben? Döner kesiliyor diye. Hani orada bir de severiz. Müzik ayarı yani evet. Abi döner verirsen gelirim falan. Abi şöyle bir durum oldu. Oradan aldığım, mesela bir para aldım ben oradan. O zamana kadar aldığım paranın neredeyse iki katını aldım ben oradan. Ertesi gün inanılmaz güzel bir mekanda yine çıktım. Yarı fiyatına çıktım mesela. Yani bu mevzu çok değişiyordu zaten. Evet, yani orada şeye bakmıyorsunuz artık yani. Ben bir yani parayı oradan kazandığım için orada abi yok yalnız ben burada çıkmam falan diye öyle neyin artistini yapacaksın ki yani? Yani müzisyensin sonuçta. Yok benim bir de hoşuma gitti ya. Yani adam döner kesen bir lokanta böyle bir şey istiyor yani. Evet evet, evet ilginç. O da ilginç güzel mesela. Bir müzik, canlı bir müzik yapmak istiyor gelene. Rahmetli Neşet Ertaş Moruk, burada saygıyla rahmetli analım. Yine kendisi gibi efsane Muharrem Ertaş babasıyla düğünlere, köy düğünlerine gidermiş. Müzisyenin en büyük yoğunluğu Anadolu'da köy tabii düğünleriymiş. Hmm. Ve çoğu köy düğünlerine kasabalarda paralar olmadıkları için bulgur makarna falan verirlermiş. Ve bu adam hayatımız boyunca biz müziğin her yerde istenmesinden gurur duyduk. Ama Türkçemizde bizi çok üzen bir laf var. Bir kızı başıboş bırakırsan ya davulcuya zoruncuya gider cümlesi müzisyenlere aşağılamak için kullanılır. Biz kim olduğumuzu böyle bildirildik halk tarafından ama her yerde de sevildik gibi bir açıklaması var. Çok üzülürüm ve güzel bulurum. Aynen. Maalesef öyle bir durum var. Evet Ali buradayız. senin klipler de şey böyle yarı film gibi, film tadında var mı merak yani bir oyunculuğa bir yani düşkünlük? Yani tabii ki var hani böyle hoşuma gidiyor. Ben çok film izliyorum. Yani seviyorum da yani. Hani güzel bir senaryo gelsin, evet. Bir şey olsa. Ya şey de önemli değil. Başrol falan filan öyle bir takıntım da yok. Filmin yani türü ne olmalıdır? Absürt komedi, absürt bir yok film ya, olabilir. Yok ya, hüzünlü bir şey de var ya. Yok ama ya, ben hiç o kadar normal... Şarkıları. Adam evet şarkıları. Ben normal hayatımda hiç çok öyle güzel, hüzünlü bir adam değilim. Evet ya, makaram vardır bilirim. Ama çok güzel olur. O film oynamaz dram. İşte mesela öyle bir şey, öyle bir şey istemem mesela. Evet. Yani hani terk ediyorsun çok sürekli, hani ilk akla gelen bir evet yani hani zaten bütün kliplerimde o adam oldum bir de filmde istemiyor. Gökhan istemiyor. Evet. Yalnız gönlünü şeyleri istemiyor. Ya ben olabildiği kadar farklı bir yani tipte bir adam olmayı daha çok tercih ederim. Bambaşka bir tip. İstersen hani evet, kafamı bile kazıtırım, zaten sakalım, her şeyi yaparım işte yani. Uğraşıyorsun dur, kafanı kazıtma, o kadar yüklenme bize şimdi. Yani sakalı işte, da yeni atlattık. Yani, umurumda olmaz demek istiyorum yani. Yani. Daha hatta yani Gökhan Türkmen, Gökhan mı ya falan desinler isterim yani. İşte bu duygu hocam, hanımefendimizin olduğu gibi beyefendi öyle, mutlaka her oyuncu bu yabancılaşma seviyesiyle övünür. Hatta galalara bile başka bir tiple katılırlar o yüzden. Filmde nasıl oynamışsa tam tersini yapar. Mesela erkeklerde sakal saç olabilir, hanımefendilerde saçlar başlar olabilir. O bir takdirdir zaten. Sen kendin dahi yabancılaşırsın bazen oynarken değil mi hocam bakınca? Tabii ben evet, şimdi bakınca fotoğrafa tuhaf tuhaf tipler var benim de geçmişimde. Senin filmine bağlayacağım bunu. Hadi bakalım. Biraz bahset. Bakalım. Biraz bahset. Filmden? Tabii. Veda Partisi. Bu, evet. Bu yaz filminin... Güzel film. Keyifli şeker bir film yaptın. Güzel film. Bir beş tane iş arkadaşının bir bekarlığa veda partisi. Ve aramızdan bir oyuncunun eşinin de siyasi partisinin adı Veda Partisi. Bu ikisi birleşiyor ve bu ikisi birleşince komedi başlayan film böyle gergin de değil de böyle macera tadında daha böyle merak uyandıran bir şeye dönüşüyor. Keyifli bir film ama. Peki bu yazda böyle bir çalışmalar var mı görünen film? Bir tane var bir tane filmim. Kapadokya'da çekeceğiz. Onun dışında şu an bir şey yok. Daha ne olsun? Umarım olur. Ya şey... Bir tane şeyle konuşuyoruz yapımcıyla, işte tiyatro sahibiyle oyun yapmak istiyor bundan yıllar önce. Dedi ki Aslı Bekiroğlu diye bir kız var. Çok iyi dedi. İkinizi düşünüyorum dedi falan dedim. Ben şey olamadım yani tanımıyorum. İşte açıyor seyrettiriyor bilmem ne bu.
bu çok iyi, bu patlayacak filan derken, biz acaba mı filan derken bir baktık. Reklam aldı. Aslı'ya el sallıyoruz. Aslı gelir mi acaba diye düşünüyoruz. Ondan sonra kara düşünüyoruz. Yani tabii Başak Burcu'nu bilirsin abi ya. Acaba mı, olur mu, olmaz sen mı bilmem ne. Sen de Başak'sın evet. Ha öyle mi? Bir de yarın Başak. 22 yarın Başak Eylül benim. Demek? Terazi ha. Başak arası kalıyor ya. Ha, tam ortasında. Bu sohbeti açan bir şey Ceyhun. Bence İki burcun arası olan. Sessizce takip ediyorum. Niye? Senin burcun ne? Yok. Şu kızcağız ağzını açmıyor. Burç kurucu sabahtan beri bir hanımefendi olarak. Hala devam ediyorsun. Israrla girmedi bak hala. Şimdi girdi. Ben terazi diyorlar bana efendim. Ha. Evet gerekirse de akrebe kadar yükseliyorum. Anladım. Evet. Yükselen akrep. Sen? Akrebim. Akrepsin. Yükseldi bana bak. 16 Kasım. Kendi oğlum seviye ulaşmaya çalışıyoruz. Benim yükselim akrep. Akrebi yükseliyorum. Ya çok iyi laf atıyor. Bazen oluyor bazen. Evet o hep orada. Vay be, akrebin dezavantajlarını, avantajlarını yaşıyor musun? Yok ya, ben akrep hakkında öyle kötü bir algı varmış yani. Hep diyorlar akrep çok yemek yer falan derler. O boğa, karıştırıyorsun. Evet, karıştırmıyorum. Karıştırmak istediğim için öyle diyorum. Seni bozmamak için yani. Benim neymiş kötü algılar, neymiş mi? Biraz ya bahset. Kindarmış da, intikam alırmış da yok efendim, unutma. Benim eşim de akrep. Yani Sinem de akrep olduğu için. Biliyorum yani. Nazlı da benim eşim. O da bir sempatik dünya tatlısı bir kadındır eminim. Tabii canım be var. Yani, hiç öyle kötü pislik bir şey yok yani. Eğlenceli, sabah full enerjik. Şey gibi, 35 yıldır içiyorum, alışkanlık yapıyor diyorlar, yalan falan. Hiçbir zararını görmedim diye. Okulda da popüler ve nefret edilen bir öğrenciymişsin. Böyle bir açıklaman var. Ne demek abi? Güzel kız siniri var bunda demek ki. Popüler olduğun için yok, nefret ediliyor. Diğerlerinde bir kız kompleksi olabilir. İster istemez popüler oluyordum. Popüler olunca da atıyorum, senden nefret eden belli başlı insanlar tabii doğuyor. Nasıl popüler oluyorsun ister istemez? Ne gittiğim her yerde olurum yani, ben hemen göze batarım. Oğlum senin benim yüzüne oluyor. Böyle bakıyoruz çünkü. Anlıyor yani. Manyak mısın? Bunun için kendini yakan vardır ya. Seni biz var ettik. Şakalarım vardır. İşte güzeldi diyorlar. O yüzden bir şekilde. Güzeldi mi dedi? Güzeldi diyorlar. Ha, güzel de. Diyorlar. Bir de şaka yapıyormuş. Şakalarım da var. Şaka yapılan olmasına rağmen bir de aynı zamanda. Şaka da yapıyormuş abi. Şey demiş ya, bir kime gitmişsin, bir tane ünlü. Bizden büyükçe bir ustaya gitmiş. Demiş ki sizi bana benzetiyorlar demiş. Aa. Ha evet. Sen anlat ona. Özgüvenin bak. Size kötü anlatacağım ben belli ki. Ben sizi bana benzetiyorlar dedim. Hı. O da hayır tatlım, beni sana şey seni tam tersine bana seni bana benzetiyorlardır. Yaptı böyle. Of. Ben dedim ki evet, yaşınızdan dolayıdır. Gittikçe şeye gitti. Soru çıkarmaya gelmiş bu. Ama çok ayıp, ben tatlı tatlı gitmişim yanına, bana ukala ukala tepeden tepeden konuşuyor. Ama, bence çok haklı bir davranış. Ama kimdi o falan? Seni ona benzetiyorlardı. Ama o kadar da yaşça büyük değil yani o da. Kim o kim? Ya siz hiç ilgilenmiyorsunuz. Ne güzel tam araya sıkıştırdım yani, olmadı be. Artık söylememesi lazım. Hikayeyi anlattı çünkü. Olsun, bir şey kavramlarda ya. Bağlı kalalım. Dedikoduya bir şey olmaz. Ayıp aslında olduğu için. Evet. Ben söyleyebiliriz. Onu ısrar ediyoruz. Son sözü sen mi söylemiş oldun? Evet zaten şey benim bir geçiş alanı gibi bir şeyler böyle. Durağın bir anda dizip böyle. Onu söyleyip koşarak ilerledi. Onu kapıdan söylemiştir. İltifat ettim. Aşağılandım, aşağıladım gibi oldu. O nasıl bir geçiş ya, o kadar hızlı nasıl konuştunuz ya? Ay kalabalık. Ben sizi bilmiyorum. Tüp. Vay be. Gerilim attı. Kim olduğunu söylemeyeceğim. İpucu be. Yok vermem canım. Ayıp. İpucu. Ayıp ayıp. Benim ayıbım dediği gibi söyleme gerek yok. Yeşilçam artistlerinden. Yok hayır öyle ya, o kadar yaşça büyük değil canım, genç. Kadın mı? Kadın. Genç. İpucu arıyor kadın. Yani benzetiyorlar dediği için ben kadın olarak. Ya, evet. Herhalde yani. Peki şu nedir abi ya? Bizi beğenmiyor demiş Üstün Asutay. Ya çok üzüldüm ona. Benim çok utandığım anlar var. Küçükken yaptıklarımı hatırlamaktan dolayı çok mutsuzum. Çünkü unutmak istiyorum her insan gibi. Fakat bu Nasrettin Hoca'nın verdiği bütün, bir kibir mi? Nasrettin Hoca'yı oynamanın. Bir laf var biliyorsun, İngilizce'de de var. Amerikanca, Rutgez'in dediği gibi. Yani maalesef insanlar böyle... Utandık yani, keşke bilgi hatırlamak falan var ya, bundan bana hüzün oluyor biliyorsun. Sunay abi de der. Ya bunu da keşke hatırlamasam. Orada ben demişim ki beni 13 yaşında şehir tiyatrolarının eğitim merkezine verdiklerinde anneme demiş zaten Üstün Hoca. Bizi beğenmiyor demiş. Oğlunuzu buradan alın. Yani ben onları bu ne ya, ne yapıyorsunuz oğlum? Ne nasıl o gezegen? Neydi beğenmediğin? Abi teneke adam oldum. İlk sahne rolüm, lafım yok.
Ha. Ve sahnedeyim ya. Teneke adamımız Oz Gezegen, Oz Büyücüsü'nü oynuyoruz. Sen yani verilen rolü ben de Zeki Metin'de hani böyle hani Necdet Uygur falan şu taraflarındayım ya. Gireyim, öyle şeyler zannediyorum. Öyle şeyler yaptıracaklar bana zannediyorum. Halbuki sen niye öyle bir şey yaptırsınlar? Otur yani. 12-13 yaşındayım daha. Yine Teneke adam büyük rol ha. Ona utanmıştım evet. Birkaç başrolden biri yani. İkinci perde çok iyiydi. Ben gelemedim oraya. Ama ben oraya de gelemedim ikinci kadar. Provası olmadı mı hiç? O zaman utandım İşin. Ondan. Efendim? Provası olmamış mıydı hiç? Provalardan dolayı. Provalardan. Ha prova da başladı. Evet, hiç oynamadım. Sahneye çıkamam. Hiç oynamadım. 3 ay sonra benim ücreti geri verip beni şey yaptılar. Haklılardı. Çok özür diliyorum. Ben bazen böyle annemden babamdan da özür diliyordum. Hatırladıkça özür diliyorum ben küçükken yaptıklarımı. O da. Yani olabilir abi. Özür dilemek. Farkına varmak da güzel. Farkında şey bir çocuktuk. Çok tatlı bir. Yani şu anda konuşunca bir eski bir izlenmiş film gibi geliyor o günler. Ben İstanbul Bahçeşehir'de doğdum büyüdüm. Ya yani annem beni 3-4 eve bakıp buluyordu biliyor musun? Neredeyim? Öyle yani. Sokakta hayat. Evet ve de şey anahtarlar kapıların üstünde. Yani belli ki pastaneci belli, bakkalcı belli, kasap belli. Anladın mı? Herkes kimin kimin olduğunu biliyor. Öyle biz güvenli tatlı bir ortamda büyüdük. Çünkü çocuklar için çok üzülüyorum. O zaman kısa bir ara. Bunu biraz düşünelim. Ondan sonra döneceğiz efendim. Düştükçe düştüm, hep daha çok sevdim. Bak senin için geldim, uyumak için içtim. Küstükçe küstüm, bir tek seni sevmiştim. Han sandın ama dergâhtı şu gönlüm. Taş sandın ha bir candı gönül. Defalarca kırıldım. Ah bal sandım ama zehirmiş sözün kandım. Anıları yok yoksaydın. Bir hayale sarıldım. Ah bal sandım ama zehirmiş sözün kandım. Anıları yok yoksaydın ama bir hayale sarıldım. Ya muazzam. Ben de niye öyle bir koltukta oturuyor diyorum böyle padişah gibi bizi böyle kız istemek gibi falan. Gitardanmış. Öyle. Farkı belli oluyor o zaman kardeşim. Performans gösterecek evet. Arkadaşlarımızı o koltukta alıyoruz. Bırakmayalım. Yeni şarkılar çok kısa biliyorsun müntajları. Evet. Eskiden 4-4.5'ları bulurduk ya Kayağan şarkıları falan. Yo, benimkiler de öyle aslında. Ben hani uzatmayayım dedim. Siz acıdım diyorsunuz. Evet, buraya bize tatlı şarkı gelmişken gitar bir tane isteriz bilmiyorum ya aslında. Ben dedim az önce bir tane. Ya, o söyledim ben değil. Sonra da bir kısa bir şey mi yapacaksın? Çatı katı. İşte bir tane daha. Bak istek var aslında istek var. Evet. Küçük bir tane o zaman. Çatı katı mı? Ezbere biliyorsan sözlerini. Evet. Beraber söyleriz canım. Orada ya. Size bırakırım artık. Tamam. O zaman söylüyorum. Seyirci. Yani başka bir şarkı şey yapmıştım aslında ama çatı katı söyleyeyim. Birisi daha çünkü bir arkadaşımız da. Çatı katı istedi. Onu da sonra söyleriz. İsteyene bak sakallı bir adam. Yer mi? Thank you.
Şimdi çatı katında inziva vakti. Nerede aranacak aklının hakkı? Dinlemeliydim vaktinde aklı. Seni unutmaya çalışmakta varmış maalesef. Bana bıraktıklarınla teselli avında. Demek ki elleri boş dönmekte varmış. Bugünleri görmekte varmış. Yarın hatımı sorsan ne olur? Bugün hevesimi kırdın bir kere. Gitme dememle kalsan ne olur? Gönlüm çoktan yola çıkmış bir kere. Yarın hatımı sorsan ne olur? Bugün hevesimi kırdın bir kere. Gitme dememle kalsan ne olur? Gönlüm çoktan yola çıkmış bir kere. Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün hevesimi kırdın bir kere. Gitme dememle kalsan ne olur? Gönlüm çoktan yola çıkmış bir kere. Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün hevesimi kırdın bir kere. Gitme dememle kalsan ne olur? Gönlüm çoktan yola çıkmış bir kere. Daha iyi. Abi bir şey daha söyleyebilir miyim program senden bok sorarak mı? Şimdi bir ıslıkla ilgili bir şey söylemek istiyorum önce. Islıkla arama başladı bir şey YouTube'da. Duydunuz mu? Ne demek? Islıkla arama. Ha şey şarkıyı arama, yazılı arama, ıslıkla arama. Yani, aç çatı kadı tak çıkıyor falan. Evet evet. Bu yeni arama şekli nereye gidiyor bu iş belli değil. Bizim evdeki de en önemli konu ıslık şu an. Ben büyük kızım çalmaya çalışıyor. Eyvah, oluyor evet. Mu baba diye geliyor. Açalım beni. Ben de diyorum babama hala olmuyor. Abi ben çocukluğumdan beri. Onu da çalamazsın. Ama hareketlerin hepsi yanlış bak böyle yapıyor. Hayır ama işte sesin çıktığı yeri arıyorum. Şu ne? Buyurun. Arıyor bulamıyor. Böyle nerede? Olmuyor. Ben çocukluğumdan beri ıslık. Bu kız çok komik abi. Çocukluğumdan beri ıslık çalıyorum. Dur ya ne diyorsun abi? Ne yaptın be? Yani şarkı söylemekten çok ıslık çalarım ben. Yani annem hatta kızar. Islık biliyorsun hani. Şeytanı çağırmak falan hesabı. Ha, akşam ama. Türkiye'de. İşte bir ıslık çalar mesela gece bir şey olur. Bak dedim ben sana ıslık çalma dedim diye falan. Yok abi o inançtan vazgeçelim ya şimdi. Evet, evet. Yaz günü klimacıyı bulamıyorsun. Işte. Şeytan nereye geliyor? Evet. Herkese meşgul. Şimdi şöyle bir şey var. Bu, bir hatırımı sorsan ne olur dedin ya oradan bağlayayım dedim. Ceyhun diyor ki bir kadın bana telefonlarına cevap vermediğim zaman neredesin yerine iyi misin diye mesaj atarsa o kadın beni hiç kaybetmez. Mesaj değil de yani soru oluyor. Ya neyse evet. Sorarsa. Yani ilk sorusu o olursa bir diye. Şey olmuştur mutlaka düşünsene. Neredesin? Var mı hayatında ya? Bir? İşte bu sebepten yok. Yani nereye kadar? Baba abi? Çıtayı nereye koydun? Hayatta sen? Kimse olmaması daha iyi gibi geliyor bana. Peki. En azından gayet mutlu olan insanlar için. Peki sana bir soracağım. İyi misin? Asla değil. Bunu çok iyi biliyorsun lanet olası. Hayır abi biz iyi değiliz zaten. O zaman Aslı'ya sorayım. Sen Aslı'ya ne yaparsın böyle bir durumda? Evet. Arıyorsun yok arıyorsun. Yok. Neredesin? Ne yazacağım iyi misin? Bana ne? Önce bana cevap verecek. İyiyse de kötüyse de iki eli kandaysa da önce bana haber verilecek. Buyurun abi işte bu tip aşağı ne yapıyorsun? Neredesin? Önce ona cevap ver. Bana neden cevap verilmiyor? Benden önemli ne var hayatında şu an? Ayrıca gibi. Ben ona benzemiyorum, o bana benziyor falan. Ama bu bildiğim iyi oldu. Taktiktir yani, sıkıntı yok. Sağ ol, çok iyi. Bundan sonra ne? Herkese iyi misin? İyi misin dedikten sonra hemen neredesin dersin. Bu arada peki. Nasıl bir tipe yardımlı olur bilmiyorum. Öyle. Bir canavar doğuyor olabilir yani. Gerçi şey yani çıtayı öyle bir yere koymuş ki evet. Yani Aslı'ya sordum sen der misin diye yok. Neredesin, ne yapıyorsun, niye bu telefon açılmıyor falan mı? Bir kız arkadaşım kaybolsa bana 2-3 gün cevap vermesi ona sorarım iyi misin, neyin var diye. Tabii niye neredesin diye. Yani evet. Sana ne yani?
Şuna. Ya, kız da şaşırır zaten. Nerede oluyor telefon? Gebersin gibi bir yerden. Kız da şaşırır zaten. Neredesin evet. mi? Sana ne be? Ya ama şimdi Aslı'ya soruyoruz da ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü bak sevdiği kişiden, beraber olduğu kişiden ayrılırken kullandığı bahaneler diye bir parantezimiz var. Aynen, müthiş zorla, ya bahaneleri bana pek bak. Zorlanmıyormuş gibi geliyor ama işte, defol git falan derdi. Yazdığı bak bahane evet. olarak ya. Seni sevmiyorum. Ya demiş ki bence çok bu kadar, net. Bu kadar ama bahane değil ki insanlar incinmesin diye. Evet, bu bahane bu kadar değil ki. Karşıdaki bana kırılmasın, incinmesin diye düşünmekten hayır bulamıyorum. Yani. Çünkü neredeyse öncelikle evet. artık seni sevmiyorum. Bu hanımefendiye bitti. Soruyoruz ya çok ilk mantıklı. Ne sorarsın diye. Bence dürüst ve net evet, tadında. Bahane değil işte o. Aynen yani. Kapıyı kapatıyorsun açık kapıda. Gittikçe yumuşamış ondan sonra. Diyor evet. ki çok çalışıyorum sana vakit ayıramıyorum. Heh, yoksa sen ne severdin ben seni? Ya, yoksa biz neler yaşardık. İşim olmasın ben severdim seni. Ondan sonra da daha da kıyamamış. Biraz kötü bir dönemimdeyim. Yani sorun sende değil bendenin başka bir açılımını da. Biraz daha konuşsa seviyorum diyecek. Tabii biraz daha konuşsa hadi evlenelim. Aslında seviyorum. Seni uçurumdan atıyorum ama düşmeni de istemiyorum. Aynen. Yavaş düş istiyorum. Ya küçükken evlilik teklifi almıştım. Biraz da onu konuşalım mı? Kimden almışsın? Ha aldım evet. Sen nereden biliyorsun bunları? Nasıl bir araştırma işlesin? CIA ile çalışıyoruz. Evet, küçükken o konuyu biraz açalım mı? Küçükken ama hangisini teklifi diyorsun almışsın? Acaba? O ne ya? Büyükken de hangisiydi ya? Hangisiydi mi? Benim mesela... Senden bundan nefret ediyorlar. Bana teklif aslında. Edilmiştim, ben etmemişim. Yok, ha o da var yani. Var? Birinci sınıfta etmişliğim var. Ha, bir de o kariyeri var abi, çok enteresan. Birinci sınıfta. Benim de sık sık hatta istediğim hatta annesi geldi, ben çocuğu var. Yakalayıp öpmeye çalışıyormuşum sürekli yanağından, ağzından bazen. Küçük şu kadarız. Ağzından görmüş herhalde bir filmde böyle oluyor gibisine. Dudak da küçükken. Değil. Sonra böyle. Çocuk beni annesine şikayet ediyor. Birinci sınıfta olmamız lazım. Hala namuslu vatandaşlar var. Annesi geliyor bana diyor işte böyle bıdı bıdı bıdı. Ben de demişim zorundasın. Ki ona sana ne ben evleneceğim onunla. Evet. Hani hayırdır evleneceğim zaten namusuma benim. Sen bana benim. Daya kayın vadi ilişkine falan hakim değil tabii. Erkekmişim küçükken. Onu hazırla bana diyormuş tamam hazırla. Büyüt onu yetiştir alacağım onu. Evet. Bana büyüt. Sen çek el. Ondan sonra da bir erkek arkadaşı evleneceğim diye kandırmış ama başka sevgilisi varmış. Ha o taze. Kız Aslı'yı aramış. Demiş ki siz sevgili misiniz? Yok. Kız tabii, beni arıyor evet. Sevgili misiniz diye. Sen anlatsana ben. Doğru. Kulaktan dolma anlatıyorum. Ben sevgiliyiz zannediyorum. İyi gidiyor çünkü her şey bir sıkıntı yok yani. Nerede olduğunu söylüyor. Tabii tabii kız beni arıyor. Diyor ki sen de ben diyorum ki sen kimsin? O da İsim vermeye. Oha evet. Allah'ım yarabbim. Onu saldın, onu kestin. Tabii orası damla. Evet sen onunla mısın diyor. Sen de ben aynen, de onunla diyor. Sen onunla mısın diyor şu an. Evet diyor, dün onunla mıydın diyor. Ben de evet diyorum. Onlayım tabii. Onlaydım. Sen kimsin falan. Sen ben sevgilisim. Aa dedim ben de sevgilisim. Ne kadar tatlı bir tesadüf. Öyle bir tesadüf. Kurbanla ortaklanaya da girelim. Bir mutlaka araba. Sonra ayrılığında tabii sert olur bunun ayrılığı. Tabii ben biraz sert ayrıldım ama öbür taraf devam etmiş. Nasıl ediyorsa hala bilmiyorum. Hala devam mı şu an? Onlar halasını bilmiyorum ama o sırada devam etmeye hocam, karar verdiğini şöyle biliyorum. Şöyle bir şiirde alıntı yapmak istiyorum genel hikayeye. Çok lütfen, sevdiğim söz. Lütfen. Yani gelirken herkes güzel, giderken belli oluyor karakter. Hmm. Bu sevdiğim ama sözün bana ait güzel. Olmasından başka sorun yok. Ben gene güzeldim ya, ben bir sıkıntı yok. Tamam da baba. Ben hak edileni yaşattığıma inanıyorum sadece. Sen hak edileni kesin yaşatıyorsundur hak edileni. Görür gibiyim. Bir bedduayla. Tabii böyle bir tükürük sesi falan oluyor. Ufak tohumlarıyla etrafa falan. Sen peki sorar mısın iyi misin diye? Ben sorarım galiba. Yoksa yani. Düşündüm ben de şimdi. Abi, ince adama sorar. Ben sorarım galiba. Yani zaten ben de çok böyle kıskançlık gibi bir şey çok fazla yok abi. Şunu yapmaz mıyız abi? İyi misin? İyiyim değil. Peki neredesin? Evet. Neredesin? Ya, canım, yani hepsi bir arada olabilir. Yani neredesin diye de merak etmiş olurum. Gerçekten hani iyi misin değil misin ama neredesin yani? Sonuçta neredesin de şey bir laf değil ki. Evet evet. Kimlesin? Nerede kaldın değil yani. Ya şu evet. değil yani. Evet. Kimlesin? Yanında kim var? O ha. başka bir soru. Neredesin? Yine merak telefon. Edilen bir soru aslında. Yalnız mısın? Yalnız mısın? Gittikçe. Bir de sevdiğin insanları hep zeki seçtim demiştin. Doğrudur. Zeki'yi severim. Ne oldu döndün? Abi bu ne alıyor? Malama mı gidiyor? Şu Zeki. Zeki. Biraz, hayır yani. Biraz aptal bakıyor. Onu ayırın. Eblek uzak böyle dursun. Atıyorum zeki insan komik de olur ya. Şeyi ben soralım de gülmeyi abi. Eğlenmeyi severim aslında. Öyle derler evet. Şeyi soralım. Zekayı mı çekici buluyor? Hani evet, yeni model o ya, sapyoseksüel. Sapyoseksüel. Evet. Bak sen de sorabilirsin. Konuk olarak çok da karışmamak lazım. Kardeşim şu yüzden. Lütfen ya. Abi insan aptal sever mi ya? Aptal sevilmez işte. Hayır, var biliyor musun? Abi evet de işte hocam, garip bir durum. Aptal ama aldatmıyor falan gibi sevenler de var. Hayır yok, ya, bir de bir grup var. Onlar var ya. Yani ben
onun şeyi gibi ya, o başka olsun. Bir şey oluyor ama yani o yanında birisini dolaştırmak gibi bir şey oluyor. Evet. Yani evet, parmağımda oynatayım şey olsun. Tabii bir... aptal olsun ki benim ne yaptığımı bilmesin. Şöyle diyelim, değişkenleri falan. Farklı olan birliktelikler diyelim onlar evet. Yani. Güzel de rap söylüyor yani, sadece fikir olarak anlaşma değil, rapte de iyiymişsin. Bir tane ama ezbere biliyorum, o da Ceza'nın çok hızlı bir şarkısı. Holocaust. Çok fazla, evet doğru. Baştan... Çok fazla böyle söyleyebilen insan olmadığı için benim söylemem göze çarpmış. Ha, o yüzden yoksa... iyi diyoruz biz. Evet. Bir Ceza bir sen söyleyebiliyorsun. Ya, aynen canım. Genel Mursun Görmez Sami Üçün Mursun Görmez Sami. O şarkı çok güzel bir şarkıdır. Zordur ezberlemesi, tebrik ediyorum. Ama çok hızlı söylenince araya birkaç kelimeyi de öyle... Zaten biz bilmediğimiz zaten. İçin okutabilir. Mesela Gökhan'la biz hayatta söylemeyiz ben o şarkıyı. Arada abi, bir kelimeye gireriz, giremeyiz. Oldum bazen. Hani böyle bazı şarkıcılarımızın Yaşar'ın... Ben de zaten Demet'in... dudak tembelliği var. Ben hayatta rap söyleyemem. Varla varla verele verele. Tabii. Dudak tembelliği var. Dudak var yani. Ben konuşmayı sevmediğim için zorlanıyorum bazen konuşmak. Ben de tiryakisiyim. Peki sende WhatsApp'ta mı yok? Yok. Sosyal medyaların hiçbiri yok. Bir tek Instagram'ım var abi benim. Ha, var mı Instagram? Instagram'ı da böyle arada bir, iki hafta, üç hafta ama kapatıyorum. Ama o şeydir. Gökhan Türkmen official yani o evet, iş evet. Güç konser. Benim kendi şeyim. Onun dışında da öyle sahte hesabım falan da olmaz zaten. Telefonum da 20 yıldır aynıdır. Yani hiç öyle şeylerde bir şeyim yok benim yani. Hani aman yakalandım, aman bulundum abi. Bilmiyorum numarayı açmıyorsun bu kadar basit. Müthiş bir huzur değil mi ya? Evet. Çok. Yani şey gibi abi, ekmek kesmek gibi yani. Sosyal medyayı da arada bir kesmek de diyet amaçlı yapmak lazım bence. Kafa rahatlıyor yani. Başka bir şeyler düşünüyorsun. Başka bir şeyler yapmanın tadına varıyorsun. Burada bu sosyal konuda seminer veren bir arkadaşımız var. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ben 2013 yılından beri zararlarını konu ettiğim bir mizah gösterisi yapıyorum. Sosyal medya nasıl kullanılmaz? Tamamen zararlarına yönelik. Zararlarına yani. Yönelik evet. Nasıl kullanılmaz şeklinde bir tabela da şey için var. Nasıl kullanacağını herkes kendi bilir. Ama nasıl kullanılmayacağı ile ilgili bir fikrim var. Gökhan çok harika bir detoks da yapmıyor. Hayatı bu. Kendisini günümüzün dijital gürültüsünden birazcık koruyor diyebilirim. Evet. Sen yani... nasılsın bu konuda? Sosyal medyalar var. Bilemedim ki ne diyeyim. Yani Vine'dan geldiği yani, için evet, belki hani... Bu gürültüyü çıkaranlar. Biz gürültüye uyananlarız. Yani senin hem iyi hem kötü değil mi? Yani tabii iyi geri dönüşü de oluyor. Kötü geri dönüşü de oluyor. Yani çok özel hayatımı paylaşmamaya çalışıyorum. Hani güzel bulduğum bir fotoğrafı koymakla yetiniyorum bu aralar. Ben de onun gibi sadece Instagram'da aktifim. Abi şey oluyor yani, ben gerçekten bazen böyle yani kendimi o kadar kaptırıyorum ki ya, o kadar çok video izlemekten kafam allak bullak oluyor yani hani. Evet kafam, ara, sanki kafam, mecbur gibi girip şöyle abi, bakıyorum. Abi evet yani şu hareket beni bunun, diyorum ki işte evet. Yağmur'a çok özür dilerim. İşte asistanıma ben diyorum 2 hafta 3 hafta kapatıyorum abi, haberiniz olsun, siz ilgilenirsiniz. Bir şey olursa, önemli bir şey bana söylersin falan. Bunun adı, sevgili Gökhan'ı kestim özür dilerim. Bunun adı FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out. Güncellemeyi kaçırma korkusu olarak çevirebiliriz. Bu insanların şu andaki patron, orada ben yok mu orada bir dünya dönüyor. Evet başladı. Bir baş parmak ağrısı, bilek sinir sıkışması, bunlar modern hastalıklar. Tabii. Çünkü bünyede yok. Yaş cep telefonu dirseği cep telefonu bir yok. Bir kayarak şey yapıyor. Şöyle en son kendini şöyle buluyor. Göz, buluyor. Evet boyun evet. Yani şöyle durmak böyle. Yani şöyle bir... buluyorum kendimi. Evet, ne evet. Kadar bakıyorsam o gözüm gitmiş. Şöyle ufak bir aralık kalmış. Çiftler arasında büyük kavgalar sebep oluyor. Kendi fizyonomik zararlar ötesinde hayatım niye karşı cinsin fotoğrafını büyütüyorsun falan gibi. Şimdi bunu böyle konuşup gidip telefonda bakacağız değil mi? Tabii biliyoruz yani. Tabii, ben şunu söyleyeyim. Ben Ecim'e kendi bildiğimi sen teşekkür ederim. Bana öyle bir jest yaptın. Bir bilenmiş gibi konuşmayayım da. Bir sıkışma saati bulmak lazım. Yemek yemek gibi, bir köpeciği tuvalete çıkarmak gibi. Böyle bir sıkışılmış zamanı olmalı. Bırakmayacağız. Ama kopmayacağız da. Fakat bütün hayatımızı ele geçiremez. Evet, sen neye baktığını bilmeden bir saat bakıyor insanlar, yazık günah. İşte sen ele geçireceğim onu. O seni ele geçireceğim. Yani aslında hiçbir şey seni ele geçirmesini ben mesela hiçbir diziyi lazım. Telefonla izlemem. Arkadaşlarımla dizi dinliyorlar arkadaşlarım benim. Böyle dinliyorlar. Radyo oldu her şey yani. Evet. Benim ben feed'i de mi deniyor? Feed mi deniyor ona göre? Ya bir görseniz var ya. Neler çıkıyor? Ya inanılmaz şeyler var ya. Her şeyden biraz. Her şeyden biraz. Hem evet. İyi hem kötü. Şimdi bir röportajında diyorsun ki bilgi insanı çeşitlendiriyor. Şaka yapacağınız, şaka yapacağın hazneni, şiir yazacağın hazneni de genişletiyor diyorsun. Evet, bunu çok anlayınca çok şaşırmıştım. Yani şimdi bu da var mesela. Hı-hı. Sosyal medya kullanımı ile ilgili de bilgi sahibi olduğumuz. Bilgi çağındayız ama o ne kadar aklımıza kalıyor bilgiler, ne kadar doğru gibi iki ayrı açması var. Fakat söylemek istediğim şey orada ben bir şiir yazabiliyorsun zaten belli bir yer. Gökhan da üretiyor. Sevgili dostum da sanatçı ve bir şekilde sen onun özünde bir şey var ama onu köpürtmek
sürekli yapabilmek bilmiyorum. Sadece bilgiyle ilgili abi. Çanakkale hikayesini bilmeden ben Çanakkale şiiri nasıl yazarım ki? Aşkı bilmeden nasıl anlatabilirsin düşün. Onları bildikçe hem şaka yapma hazdan genişliyor hem de şiir yazma. Zaten ikisi aynı noktadan çıkıp aynı yere gidiyorlar bence. Sadece biri hüzünlü bitiyor bazen, öbüründe kahkaha atıyorsun. Peki ben şöyle, çok özür dilerim abi. Ben çok seviyorum abi senin şiirlerini bu arada. Çok teşekkür ederim. Sen yani daha önce söylemiştim galiba oluyorum. Biz beraber program yaptığımız söylemeden zaman. Söylemeden şunun diline düşmeyelim şimdi bu şiiri yazma. Yani... Gerçekten hani kafa olarak kafa olarak. O zaman sen de bir istek yap. Aa, bir tane şiir. Yani öyle isim olarak söyleyemem abi ama yani. Hayır, ben okurum. Ha, tabii ki yani. Kendi şiirimi okurum. Şiir istiyorum abi. Hadi. Aa, çok hemen oldu ya. Mikrofon bana yok mu? Mikrofon alsa olmaz mı? Vay. Bir mikrofon alalım. Evet. Çok reverb yapmanıza gerek yok mikrofon aldım diye rejiye notum. Müzik yapayım abi. bak. Reverbsiz de olabilir. Zaten hiç elleri gitmemiş. Bizim... Bizi kaderimize bırakmışlar gibi bir şey yok. Kulağıma da konuşan yok bu arada. Önce onu okuyacaktım ama şimdi vazgeçtim. Size özel bir şey okuyorum. Daha kitapta olmayan. Hadi bakalım. Onu okumak istiyorum. Ha, bu yeni ilk. Evet. İlk defa sıfır değil. Daha önce okudum ama yine de. Sıfırımsı. Çıkacak olan kitapta olacak. Bayandan az kullanılmış. Aynen. Öğretmenden. Bir de doktordan var. O çok enteresan. Bayan ama değil mi? Hem doktor hem bayansa araba %50 daha fazla veririm. Ben sizliyim. İnsanın kendi şeyini bulması çok kadar güzel. Evet. Keşke gitarın dostu sana bir şey yapsaydım. Bak çok şey. Dedim ama o şey biraz ya. Yok, adam dinleniyor şu an. Aşk acısı çekmekle suçluyorlar beni. Oysa o acıyı aynada görmeyi göze aldım ben seni severken zaten. O yüzlü büyütemeyenin ne işi var aşkla? Benim derdim başka. Kahkaha ne demekse yükleyince adının anlamına. Yaz olunca güneş, sonbahar olunca yağmur şimdi gidiyor ağrıma. Kelebek demeseydim sana mesela diyorum. Şimdi ne zaman görsem onu da sevmiyorum. Öksüzlüğüme tokat çırpıyor sanki. Sana nasıl düşmanım bir bilsen. Sevgiye, aşka hürmet etmedin. Ben sevgimi saklarken sen üşüme diye başkalarının hikayesini serdin üzerime. Seni üzüp ağlatanın yanında kaldın da yarım mevsim durmadın yanımda. Şimdi bıraktığın her şeye lanet ediyorum. Bana da yazıklar olsun. O kadar iyi biliyorum ki şimdi çağırsan yine geleceğim. Ay be. Vay be. Ya gördün güzel mu? Güzel de. Bakalım. Uslanmaz bir aşık ya. İşte onun babası. Senin abi, ama sen romantiksin. Sen... Ben yolu seviyorum abi. Gidilen yerde yokum. Ha. Şimdi insanlar benim yazdığım bir kız arkadaşım bana şey demiş. Çok komik bir eleştiri de içten tabii ki. Sen şiirlerindeki gibi değilsin dedi. Tabii değilim, nasıl olayım? Keşke yani hayatın sanatı taklit etmesi hoştur. Ama her zaman olmaz. Biz orada bir olguyu, bir duyguyu ifade ediyoruz. Aslında yaşadığımız şey çoğu şey ortak olduğu için de insanlar aynı benim mi duygularım diyor. O da beğeni olarak sana dönüyor. Ben bir şiirin iyi olduğunu, güzel olduğunu şöyle anlıyorum sevgili Ali. Radyoda falan okuyunca ne güzel şiir, çok tatlı şiir, güzel şiirmiş diyorlar da. Ama ayrıca gerçekten bambaşka bir şiir olduğunu nereden anlıyorsun? Adı ne diyorlar? Ha, tam onu diyecektim. Adı ne bunun? İşte bak bu duygu. Bu duygu insanı. Bensizliğim. Bensizliğim, tamam. Ay be. Evet. Özeleştirel bir yapım var. Şair yönün daha havalı değil mi? Şimdi ben şair miyim bilmiyorum tabii. Genelde yaşamıyorlar biliyorsun. Vefat edince biraz şairdir. İnsanın arkasından denilen bir sıfat. Diyenler de tabii sağ olsunlar. Ben kalp olarak yapıyorum. Ama ustam diyor. Ustam diyor. Evet, o yüzden ben de onu söyleyecek. Teşekkür ederim. Suna Yakın gibi dev bir edebiyat babamız. Sağ olsun beni kalfa kabul edip şiir yazdığımı onayladı. Çünkü bu yazdıklarıma şiir olup olmadığını ben bilmiyordum yazmadan önce küçüklüğümden beri yani. O ilk kitabımızdan ve son kitabımıza kadar sevdiğim ikinci kadınsın sen. O beni kalfa yaptı kitabım. Orada tamamsın dedi. Teşekkür ettim. Öğrenmeye devam eden bir öğrenciyiz aslında işte. Bütün sıfatların içinde. Müthiş. Ondan sonra tabii der adam kendine. Sandırıcı da der, iknatör de der, her şeyi de. Şiirbaz diyorum, şair diyemediğim için o da. Ya zaten insan kendisine bir title koymamalı evet, bence. Birilerinin bir şey söylemesi şair lazım. Yani evet, ben şair... Harici sıfat diyorum ben onlara. Başkası söylesin. Besteci, yapımcı, sözcüsü bilmem ne falan. Hepsini sayacağım ama. Ben çok alçak gönüllüyümdür. Sen kendine nasıl söylüyorsun abi? Ya evet, kendine söylemek çok zor yani. En sevdiğim yönüm iyi niyetim falan. Onlardan artık sıyrılmalıyız. Şimdi Gökhan, iki isim vereceğim sana. Biri Serkan, biri... Neydi? Engin. Engin gitar çalmana sebep oluyor. Evet. Serkan da videoyu yüklüyor mu şarkıyı? Ne güzelmiş. Serkan benim kuzenim zaten, teyze oğlu. Onunla beraber başladık aslında her şeyi. Beraber yani ben onun sözlerinde beste yapmaya başladım. Ama ilk çıktığım şarkı Büyük İnsan, onun şarkısı, söz müzik.
O zaman da işte dediğim gibi YouTube daha yeni yeni böyle bir hani YouTube'da amatör gitar çalanlar falan böyle gördükçe ettikçe biz de bir gaza gelip hani biz de koyalım video, bir şey yapalım, işte sesimizi, şarkımızı koyalım, işin neresindeyiz onu bir bilelim. İyi bir şey mi yapıyoruz, kötü bir şey mi yapıyoruz, devam etmeli miyiz, etmemeli miyiz? Büyük insanı onun ağzından koyduk. Aslında ikimiz beraber buna karar verip bir PR çalışması yaptık bununla alakalı. Bütün forum siteleri, o zaman sadece forum siteleri vardı işte iletişim sağlayabildiği insanlarla. Bütün forum sitelerine verdik şarkıyı. Aslında biz biraz yaydık şarkıyı. Ondan sonra şarkı biraz sevildi. Üzerine bir şarkı daha koyduk falan. Ondan sonra bir Gökhan Türkmen algısı oluşmaya başladı. Ama kimse tipimi falan bilmiyordu zaten albüm çıkarana kadar. Albüm çıkarttıktan sonra da çok fazla bilinen birisi değildim aslında. Çünkü kapakta bile suratımı göstermiyordum falan. Hep böyle bir esrarengizli. Sevmiyorum. Hala var aslında evet. Yani. Ya, amacım o değil yani. Amacım hani ben... Şarkı biliyorlar. Çok olmalı ya zaten. Ben bir daha bir şey... Biz söylemeliyiz ona olmalı şeyden ya. Şeyden normal olmalı. Karşılamaya çalışıyorum mevzuyu. Çünkü yani herkesin bir işi var. Benim de bir işim bu. Düzgün yapmaya çalışıyorsam sıkıntı yok. Ya ben sokakta yürüyemeyen bir adam olmak istemedim hiçbir zaman zaten. Yani çok da rahatım her konuda o bakımdan. Esas şöyle tabii sizin... Bir gün kız kardeşinizin röportajında vardı. Bizim baba bizi dışarı götürdü falan derler çocuklar. Ezo ile Ali bir kere diyebilmiş bunu. Çünkü bir kere çıktıklarında polis arabası gelmek zorunda kalmış. Bir pasaja girmişler dükkana. Küçükler daha yüzlerce girmişler halk. Girmişler dedin sığınmışlar anlamda. Sığınmışlar. Sen daha iyi tecrübesi olarak sen anlatabilirsin. Tabii o. Şöhret o bence ya. Yani bak, mesela Kemal Sunal da öyle Metin Oktay ve Zeki Müren'e gördükleri yerde alkışlıyorlarmış. Çok enteresan değil mi? Ya, o an işini yapmıyor, yanlış anlama. Şarkı söylemiyor. Kemal Sunal yani, arabaya biniyor ya. Öyle. Bunu sadece bu üç kişi için söylüyorlar biliyor musun bu ülkede? Babamı sokakta parçaladılar abi. Yani kot yırtılır mı? Kot ceket, evet. Kot pantolon. Bir yani de Rock Yıldızı, Elvis Presley'de parçalarmış ama o Rock Yıldızı. Elvis Presley'nin birçok kariyerinin sonunda hocam iç çamaşırımla polis arabasına döndüm evime diyor. Ve çıkarmak istemedi geldi. Hani bilebiliyorsa neyse. Peki, oraya kadar şey yapıyorlarmış ama yani hani dona kadar. Evet. Tabii. Necip milletimiz. Ya da polis o kadar izin veriyor. Herhalde. Ondan sonrası suç herhalde. Şey aslı senin nasıl o ilk o Vine girişin nasıl oldu? Böyle bir şöhretim olmadı ayol. Bir şeyden bahsediyorsun. Hayır Vine'a giriş yani. Vine'da giriş tanınma yani. Hani yüklemişler ya her yere ha, ilk şarkıları. Girişim. Benim de Burak diye bir arkadaşım vardı. O dedi bak dedi Vine çıktı çek dedi işte tam senlik böyle saçmalayı iki şaka yaptı. Seni biz yoruyoruz değil mi böyle hani böyle zahmet veriyoruz gibi ya konuşuyor. Ya işte Murat vardı o da dedi yani. Gel dedi sonra. Git dedi oradan dedi al dedi gel dedi. Ya saçım normalde kıvırcık düz olunca bir elli esim yapıyorsun şey var işte onun moda videolar var ya sonra krem oluyor. Ondan sonra her şeyim vardı. Bunları da böyle gece sürüyorum müthiş oluyor. Özür dilerim öyle bir şey verdiyse. Yok gerçek tatlı kız çocuğusun işte. Vallahi bir seviyorum. Öyle arkadaşım işte zorla indirdi ve zorla çektirdi o videoyu. Sonra onun sayesinde öyle kendi kendine yükseldi. Keyifliydi yani çok hoşuma gitti. Çok da şaşırdım. Gizli kalmaz abi bulur yerini. Müthiş. Ama işte iyi ki var çıkar. Diyoruz bu mecralarda bir yerde yani. Bak lanet ediyoruz bazen. Yok ama aslı var. Ya. Bak. Hatta Vine'den bunu gelen da insanlar da çok yok. Kurt'u görüyor musun? Bak Kurt nasıl? Ders o veriyor ayrıca, bana. O ayrıca, neyse ismini vermeyeceğim. O şey, dur. Aslında hayal kırıklıkları var. Şimdi oraya da geleyim. Lisede 3 sene boyunca aşık olduğu çocuk. Evet. Bir gün nasıl çıka geliyor partiye biliyor musun? Leopar ceket, pembe pantolonla geliyor. Parlak da simli uzaktan ayakkabılar. Uzaktan seviyordun herhalde. Parlak simli ayakkabılar mı? Güzel. Evet. Kimse eleştiremeyeceğini ben susayım. Ne oldu peki onu öyle görünce? Ha, bu yüzdenmiş dedim yani. Ne olacak? Ha, o sana pas vermiyor muydu yani? Yok yani bir arkadaştık ama bir türlü böyle bir ilerleyen bir şey yoktu yani. Böyle yani. Bir flört mülört vardı. Ben bitiyordum çocuğa. O bana bitmiyordu. Sonra dedim ki ha o yüzdenmiş gibi bir yerde. Ne o zevk uyuşmazlığı. Evet. Öyle diyelim. Ben pembe seviyormuş diye. Aynen. Çocuğun üstüne istifra ettiğin konuşuluyor. Aa evet etmişim ama bu yüzden değil tabii canım. O zaman küçükken hani hepsi bütün... aynı oluyormuş. Pembe mi? Oy iğrenç yapar mı? Bir ay ondan değil canım ya. Bir de üstüne böyle bir şey olmuş. Yani. Tabii bir gün böyle bir partide galiba bir araya gelmiştik onunla. Kustuğuna i̇şte göre partide. Eğlene. O beni böyle bir yere çekti bir konuşmak için herhalde. Ben o konuşurken böyle burasından aşağı böyle diye bir çocuk bebekler kusar ya böyle. Leopara. Leopar değildi o zaman. Niye hatırlamıyorum? Başka zaman. Bence ama iyi olmuştur. Başka zaman. Niye? Çünkü benim de böyle tecrübe. Hayır
kızlar böyle anlardan sonra o erkekten çok böyle özür dilemek için, mahcup olmak için çok güzel davranırlar. Hocam anlamadın ama yani evet. çocuğa iyi olmadı o çünkü. Öyle yapmıştır, o zaman anlamıştır. Ha. Peki tamam, uzatmıyorum orayı. Festival filmlerinde rol almak istiyorsun. Böyle bir ben festival. Ben aslında her zaman oynadığım karakterden farklı bir karakteri oynamayı çok her zaman isterim. Ne oynuyorsun? Tatlı sempatik, sakar, cici başrol. Bana verseler bir... Gerçekten hiç öyle değilsin, seni yazsınlar. Sert yine burcuydu bizim. Hani böyle atıyorum, böyle tatlı gibi gözüken ama herkesin arkasında iş çeviren kötü, pislik o ama sevilen kötü hani o. Tam kötü değil demek de. Demek kameraya baklava. Koyuyorlar öyle yayına durmuyor. Yayına gitmem lazım. He? Baklava. Neyse önemli değil. Ne dedi? Yayına gitmem için alarm geldi de o baklava alsın diyor. Kendi setten geldiği için. Ama kaç kere dışarı... aldıysa o baklavayı. Sevinmiş bile ona. Sevmediği biri baklava almış bir gün. Hop canımı değilsin demiş. Aklında kalmış. Şey, abi neler oluyor şimdi? Önümüzdeki dönemde. Radyo son dönemlerine yaşasa da bence meslek olarak yazı yayıncılığı podcast'e dönüşerek devam edecek. Ve YouTube programlarının çok revaçta olduğu, özellikle sinema, spor, sanat gibi yani çok güzel programlar özelleştirilmiş var. İlgilerle şu anda YouTube'da güzel bir yapılanma oluyor. Zamanın 90'larda 2000'lerin başında televizyon yapım şirketlerinin olduğu reaksiyonu şu an YouTube şirketleri gösteriyor biliyorsun. Senin de işlerin var. Var olan yapımlarında yansımaları var. Yeni şeyler de var. Ben hem spor hem de biraz böyle bir sohbet programı tanımında iki ayrı projeyle sevenlerimizin karşısında olacağım bu sene. Onlarla uğraşıyoruz. Sahne gösterilerimiz devam ediyor. Bu kadar. Aynen olsun. Zaten ondan çok sonra biraz da kendine vakit. Fazla bir şey yapılmaz bizim mesleklerde biliyorsun aslında. Biz ona nazaran güzel bir yaz dönümü geçiriyoruz. Yani YouTube'a yazın başlıyor. Alaka gösterenlere teşekkür ediyoruz evet. Süper. Kapadokya. Kapadokya yeni bir filmimiz olacak. Bir nasıl bir kız oynuyorsun? Şimdi burada konuştuğumuz için değişik roller yağacak. Ben söyleyeyim sana. Sevimli, cici. Yok orada savcıyı oynayacağım. Savcı da işte sevimli, sempatik, tatlı değildir diye düşünüyorum. Işte, niye işte çok sevimli, sempatik, tatlı savcılar da olabilir? Ben de şimdi onu burada bu savcıları... savcıların tepkisini... Lütfen ama ya. Sadece televizyonda izledim savcıyı. Gerçek savcı da görmedim yani. Galiba göreceksin. Görsem böyle devam edersen savcılarla çalışma imkanı bulacağız. Savcı arkadaşıma ben tanıştırırım. Sempatik tatlı şeker mi? Süper, konserler tabii yaz gelince bizim yavaşlıyor biraz ama herhalde sizin konser olarak. Bizim yani çok şükür aslında hiç çok değişmiyor ya. Yani seni boyunca çıkarıp kuma iniyoruz. Sadece hani kapalı mekanlardan daha açık havalı mekanlara geçiyoruz. Yoğun mu bu yaz? Yoğun çok şükür. Kaydetmeye devam ediyoruz. Yapmaya da devam ediyorum zaten. Üretmeye. Böyle klasik. Süper. Senfoni konserlerimiz var. Onlara başladık. Bir de ülkeyi dolaşacağız. Süper. Ne güzel. Gibi gibi şeyler. O zaman bize bir final şarkısıyla evet, hepimiz şereflendirirsek. Hepimiz köşedeki çiçekçi seni sordu bu sabah. Burada yok dedim, selam söyledi, tazeymiş gülleri yokluğun gibi. Yürüdüm biraz, seni düşledim, umudumu senle süsledim. Ne dar sokaklar, ne boş duraklar, seni unutmama yardım ettim. Senin küçük bir elveden böyle büyük bir aşkı bitirebilir. Ne sanıyorsun? Bazen bir kaldırım taşı, bazen bir sokak çalgıcısı, yani sen İstanbul'sun. Senin küçük bir elveden böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen kanlıca sahili, bazen yalnız kız kulesi, yani sen İstanbul'sun. Köşedeki çiçekçi seni sordu bu sabah. Burada yok dedim, selam söyledi, tazeymiş gülleri yokluğun gibi. Yürüdüm biraz, seni düşledim, umudumu senle süsledim. Ne dar sokaklar, ne boş duraklar, seni unutmama yardım ettim. Senin küçük bir elveden
yoktan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen bir kaldırım taşı, bazen bir sokak çalgıcısı, yani sen İstanbul'sun. Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen Kanlıca sahili, bazen yalnız kız kulesi, yani sen İstanbul'sun. Teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.